Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Bugün ilk motorum, hayatımda aldığım ilk motor. Bunun tanıtımını yapacağız bugün. Hep birlikte inceleyelim bakalım ne aldık, neden acaba aldık. Ninja. Haşçı. Aynen. Zeyt Altan. Abi ilk. Hani. Yeşil. Şöyle ufaktan göstereyim. Şöyle. Mert yardım et bakalım. Diyemeldir belki abi. Mert yardım. Diyemeldir. Aynalar biraz fazla büyük galiba. Sıkandırdın, Kawasaki alacağım dedin. Yeşil dedik. Kaldırdın bizi. Exos ne öyle ya? Exos. Allah Allah. Z900. RS. Z300. Oo. Yüklü güzel. Enteresan. Yani yeşilimiz var ama. Evet. Yeşili tutturmuş en azından. Patrona yaranacağım diye. Yapacak bir şey ya. Arada incelikler yapmam lazım abi. Bajaj Dominar 400 aldık arkadaşlar. Neden bunu tercih ettik? Bu daha benim ilk motorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Kazasız belasız. Evet, neden bu motor? Neden bu motor? Öncelikle 400 sınıfında sıfır alınabilecek mantıklı makineler arasında bu vardı. Özellikle motorun KTM olması, işte tur camının gelmesi, donanımı, biraz da şekli şemaliyle. Bajaj'ın da kendini kanıtlaması tabii Bajaj dünyada. Bajaj tabii çok eski ve iyi. Peki ekstraları neler? Ne var? UG versiyonu ya, upgraded versiyonu, güncellenmiş versiyonu da bir de tur paketli artık bütün hepsi. Gelenlerin hepsinde tur paketi var. Tur paketinde elcik koruma, tur camı, güzel. Koruma demirleri yetmiyor. Arkasında. Onu çok sevdim. O sisi var olayı çok güzelmiş. Burada da sisi var var. Tapkes koymak için de güzel. Arka demiri kuyruk kısmı gayet hani bayağı pratik. Bayağı pratik abi aslında. Güzel motor. Bu da aslında senin Kawasaki'de aradığım şey abi. Hani. Maalesef. Bundan sonra Kawasaki'ye takıyoruz. Artçıda bu aslında ufak falan duruyor ama gayet başarılı. Belli. İyi tutuyor. Ekstradan tur paketinde burada motor koruma kapağı da geliyor. Başka tur paketine özel bir şey kalmadı aslında. Tasarımına gelecek olursak işte Bajaj'ın aslında klasik biraz daha Naked'dan daha çok. Biraz Enduro'su, Cross'umsu gibi aslında biraz yerden yüksek bir motor. Yani aslında şöyle motor tabii KTM motor olduğu için kafa tabii bizim hep biraz böyle Cross Enduro'ya gidiyor ama değil mi Yavuz? Evet. Ama güzel. Yani bak şey yüksek yani. Yüksek bir motor. Evet. Yerden yüksek biraz evet. Koruma demirleri de standart mı geldi? Yani? Tabii hepsi standart. Tur paketinde hepsi standart geliyor. Yani yakışıklı bir görüntüsü var aslında. Yani çok böyle kötü denecek bir bence şey yok. Güzel bir motor. Ben moralini bozmayayım. Ama şey güzel bak. Bu alt sakal kısmı bayağı böyle şey duruyor. Ciddi güzel duruyor. Onu neden yeşil yapmamışlar acaba? Yeşili aşağılarda da biraz yeşil tonlar olsa daha güzel olurdu. Bence son full yeşil yapabilirlerdi. O da çok. Deponun altındaki siyahlık motorda biraz küçük gösteriyor. Evet, şase siyah kalacak. Evet. Motor komple yeşil olacaktı. Bu arada farkında mısın? Şase gayet pürüzsüz, gayet evet. Güzel bir şaseye benziyor. Bu arada çift katmanlı şase mevcut üstünde. Hmm. Yani makine hani şase anlamında, sürüş anlamında yani aslında bayağı mühendisliği var üstünde. Ya kullanmışlığımız var bu motoru böyle eş dostlar. Bayağı şey yani kullanması keyifli. Şehir içinde çok sevdiğim bir motor. Bayağı böyle cross gibi kullanılıyor. Yani bu arada. Sen bir de beni dinlemişsin bu arada. Aferin. Lastikleri dikkatimi çekti. Ha, evet ona da gelelim. Evet lastikleri motoru aldığımız gibi direkt önce lastikçiye gittik. Lastiklerimizi değiştirdik öncelikli iş olarak. Pirelli'nin Angel GT versiyonunu kullandık. Bak Yavuz görüyor musun? Bak GT ne? GT takmış bak. Para SD, var. SD de değil. Para var, huzur var. Para var. Yalnız bu GT lastiğini biliyorsun ben sana söyleyeyim. Bu yağmurlarda çok başarılı bir lastik. Daha önce denemiştim. GT serisi SD'den biraz daha üstün bir şey. Ya aslında biraz kış sezonuna da gelince ben pratikteyken çok düşmeyelim etmeyelim. Ya bu lastikle bu motor acayip iyi yol tutar. Bir de ekstradan boyutlarını da büyüttük. Bu sefer yatma açısı dengesi daha da farklılaştı. Arkaları 160-60-17, önleri de 120-60-17. Bu arada buradan görüyorum orada bir balans ağırlığı var. Bak Yavuz bunlar da bu işte bak. Kafa titremesi popüler değil mi? Bu motorda onu deneyelim. Bunu hep kafa böyle atıyor diyorlar ya. Bunun üzerindeki lastikler 5 para etmez lastik. Alanlar bu motoru bu lastiği değiştirmiyor. Balans da yapmıyor doğal olarak. Olduğu gibi kullanıyor. Ondan sonra böyle belli bir hızlarda işte diyor ya kafa böyle şey yapıyor yani. Diye. Bence
lastikle ve balansla alakalı olabilir. Bak adam o kadar balans evet, koymuş ona. Tabii ciddi bir bunu balans. Bunu ben bir ara bir deneyeyim yüksek hız şeyine. Bakayım nasıl gidiyorlar şeyine. Çünkü bu lastikle hiç kullanmadım dominar. Böyle şeylerle aslında önüme eksi gibi gözüken etraftaki şeyleri biraz elimine etmeye çalıştık ama tabii bakmak lazım. Ama ciddi bir balansı var şu an üstünde. Evet, o iyi bir şey yalnız. En azından can işte balans istiyormuş. Balans yapmış adam. Lastiği de takmış oraya. 10 numara 5 yıldız. Yani. Başarılı. Lastikler güzel. Evet, güzel. Motor ne olursa olsun yere basan lastikler iyi olacak. Lastik işi bitiren lastik. Aynen öyle. Orası işi bitiriyor. Başka Bajaj'ın Dominar versiyonunda 400'de neler var? Bunda ekstradan burada bir USB giriş çıkışımız var. Güzel. Daha denemedim ama telefonu tutsa yeterli. Kaça aldın motoru? Bu motor şu anda Ekim ayındayız. 184.515 TL'ye denk geldi. Lastikleri kaça aldın? Lastikler 11 bin liraya falan geldi. Balans takma dahil. Tabii her şeyini dahil. İyi yani ne olduk şimdi? 200 bin lira olduk. 200'lük olduk yine. Yani plakası, alımı, satımı, noteri. Tabii canım yani onları da katınca. Aslında eyle. Bir şey değil yani güzel. Yani sıfır oldu. Şey sıfır bu tarz bir motor bulamazsın bu fiyata. Bu fiyata. Bir de şimdi sen buna Angel taktığın için. Şimdi lastik ebatları önler 120 galiba. Tabii önler 120. O 110'du. Normalde onlarda 120 yapıldı. Arka 150'den 160'a çıktı o zaman. Tabii. Yanaklar da birazcık kalınlaştı. Aynen öyle. Çok çok acayip iyi olmuş. Ya onlara dediğim gibi arabada da motorda özellikle lastiklere bakmak lazım. Evet. Problem çıkabilir düşmemek için. Tabii şimdi senin ilk motorun olduğu için ayrı bir aşk bir sevgi içerisindesin. Tabii. Yani yeşiline azıcık. Sen kaska göre mi motor aldın, motora göre mi kask aldın? İkisi bir. Yani öyle diyebiliriz aslında ama. Ya bu çocuk yeşili seviyor. Normalde olup en sonunda iş Kawasaki'ye doğru gidiyor. Ben öyle zannettim. Öyle... O kaskı yeşil alan adam eninde sonunda Kawasaki alacak. Motor brandasında böyle racing temalı işlemleri görünce acaba dedim hani. Ya bundan sonra yeşilden geçeceğiz. Bundan sonra kaska göre motor seçeceğim ben. Sürpriz oldu ama güzel. Peki neden? Yani mesela bunun yerine başka alternatifler ne geçti aklından? 390 RC'ler vardı ama fiyat bandı hala bir tık yüksek. Grenajlı o da. Bunun evet. Dışında... Bir de başlangıç motoru için biraz riskli olabilir. Yani bir tık daha... Bir de tam kış mevsiminde denemelerde, testlerde kayar mayar grenaj kırılır. Aynen. Onları da düşün. Yani bir de bunun üstünde koruma demirlerini falan olmasın. Bu yüzden aslında biraz artı benim evet. İçin. Yani sıfır direkt üstünde o geliyor. O zaman senin planın bu tam bir geçiş motoru senin için. Tabii kesinlikle. Aynen. Bu motora başlıyorsun. Bunda pişiyorsun. Eğer bir şey olursa da işte diyorsun ki bu ucuz bir parçası var ki bu motoru almışsın. Kırılsa dökülse parçası var. Kolay temin ediliyor. Ekonomik. Aynen öyle. Lastiklerini bilinçli olarak işte mevsimi de göz önünde bulunduraraktan Pirelli Angel GT'yi taktın. Sonra da anladığım kadar piştikten sonra da ilkbaharda veya yazın ortasında motor arrivederci Roma olacak. Yani biraz öyle. Ondan anladım. Sonrası bakalım sürpriz. Onu ben de bilmiyorum. Anlat bize başka. Başka nelerimiz var? Ekstradan bunda telefon tutacağı da geliyor. Farlarımız önde de arkada da LED. Farların pek iyi değil diyorlar. Valla daha deneme şansım olmadı ama. Yani gece pek iyi değil diyorlar diye duymuştum. Ya senin spor touring'den sonra yeterli olabilir. Ya o fark etmez ama biraz zayıf diye duymuştum. Biraz ufak zaten kendi hani çok ekstrem bir büyüklüğü yok. Ön frenler kaç mı? Ön frenlerimiz 320 mm. Arkada da 230 mm. Bybren'in önleri iyidir. Önleri. Ön arka ABS'i var herhalde. Bu arada tabii o da ayrı bir detay. ABS olması ilk motor için önemli bir detay. Ama yine de arka frenine güvenmese. Önle işi bitir. Arkalar çok iyi değil açıkçası ama ön gayet sağlam tutuyor zaten diskin de büyüklüğünde. Başka ekstradan motorunu anlatalım. KTM 390'ın aslında aynı bloğu kullanıyorlar. 40 beygir, 35 Nm torku var. Aslında şehir içinde tam böyle yo değerler kısa. Gayet iyi yani 40 beygir motorla dünya turuna da çıkarsın. Yani üzmez insana. Tabii bununla bayağı yol yapan var ya. Var diyeceğim var. Olmaz olur mu? Bunun şeyi kaçtı. Son hızı kaç motorlarda? Yani şöyle sitede gözüken 156 ama 170-180 yapanlar var. O zaman bunun konfor hızının yani 140-150'de konfor hızı rahat. Tabii gayet o zaman böyle. Ara ara işte yol şartlarına göre 170-180'e de çıkabiliyor diyorsun. Tabii, şimdi rahat kafa rahat sallama gidiyor. Benim gördüğüm kadarıyla 150'lerde kafa sallıyor diyenler var.
170'te sağlıyor diyenler var. Bak onu bu balans kısmından evet. sonra bakmak lazım. Çünkü çoğu onların o standart lastik. Değişik yol şartlarında hatta yapmak lazım. Evet. Hani bir mesela otobanda yapacağız. Bir daha böyle pürüzlü bir yolda yine o hızlara çıkıp denemek lazım. Eğer ki kafa sallamıyorsa 3-5 farklı yolda o zaman evet. sorunun lastik ve balans olduğu kanaatim gelir. Evet, aynen bunlar öyle. Hemen top case iki yan çantada takıyorlar. Evet. Tur motoruna çeviriyorlar. Çok fazla gördüm ben. Uygun bir yapısı var. Yüksek olması vesaire. Onunla alakalı. Zaten böyle enduro ile city karışımı böyle bir şey var. Yani şehir içi enduro böyle. Tam aslında commuter ya. Aslında evet. Çok amaçlı bir motor gibi. Bizim sesini duyalım biz ya. Evet. Vallahi. Sesini. Çalıştı bakayım şunu. Duyalım. Egzoza baksana ya. Maşallah. KTM'in sesi güzel bildiğim kadarıyla. İşte bakalım. Bu da aynıdır. Bakalım. Muhtemelen. Hatta ben şöyle yaklaşayım. Bayağı güzel. Ve aslında bayağı tok. Bu arada çift egzoz görüntüsü çıkışı var. Evet. Ama bayağı bir KTM sesi evet. Anlıyor. Evet, anlıyor. Bir de bu tek silindirli motor olduğu için şimdi tabii Hintli arkadaşlar da şimdi hemen böyle şey yapmıyorum ama genelde öyledir. Tek silindirli motorlarda bunu bir gün gel ve civatalarına Loctite final yapalım. Bunların her tarafı gevşer. Tabii bunun kronik sorunu yani herkesin de çekti. Olur. Bunda şimdi vibrasyon yok deseler de yalan. İlla yapar. Ayakta, elcikte yapar. Tabii. Hani muhakkak ki geliştirilmiştir, minimize edilmiştir ama sonuç itibariyle bir tane silindirim var. Tek silindir varsa vibrasyon vardır. Maalesef böyle bir durum var. Yani onu da biraz ilerleyen zamanda göreceğiz açıkçası. Bakalım nereden patlak olacak. Zaten tek silindire bindikten sonra dört silindire binince ne olduğunu o zaman daha iyi anlıyorsun. Bu iş öyledir. Kısmet abi inşallah bir gün. En yakın zamanda inşallah. Ha, bu arada egzozdan dolayı sağ çektiğini söyleyenler de var. Ona da 7 kilo egzozun ağırlığı. Böyle bir durumu yani var. Yani buradan bakınca da zaten egzoz motorun 3'te 1'i. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Yani bakalım onları göreceğiz tabii ilerleyen vakitlerde. Daha düzgün havalarda. Ekranımız LED. Bu arada bunda deponun üstünde bir tane daha var. İşte odometreye gösteriyor. Trip 1, Trip 2 yapabiliyoruz. Evet o hangi... böyle diyavel gibi bir şey ama hiç de kimse görmüyor. Giderken gözükmüyor. Ya aslında bayağı aşağıda kalıyor yani. Çok aşağıda. Çok kafayı böyle indirmek gerekmiyor. Yani o da çok tehlikeli aslında. Ama mi? Güzel bir ayrıntı. Hoş. Ha şekil böyle akşamları. Ha bu arada evet bunu ekstradan. Işıklı ışıklı böyle. Tabii gidonda her şeyi gösteriyor. Böyle mavi mavi mutonlar yanıyor. Mutonlar filan neydi? Tabii tabii mutonların hepsi ışıl ışıl gece. Onda hiç sıkıntı yok. Kaydırmalı debriyaj vardı galiba. Ha onlara gelelim. Bunda kaydırmalı debriyaj da var. Yüksek hızlardan hani vites düşürürken aslında hani çok bunda ne kadar sportif sürüş yapılır bilmiyorum ama lazım olur. Önemli bir özellik. Sportif sürüş derken neyi kastetti acaba? Bilmiyorum. Neyse. Anlamı. Pekala. Kaydırmalı debriyaj güzel bir teknoloji bu. Ha bunda olması çok enteresan. Ya şimdi o tek silindir makine bir de onlar herhalde şeyi hesapladık. Neler enteresan? Tipiyle falan filan bakınca böyle hani çok koparta koparta vites düşür. Ama kaydırmalı debriyaj koparta koparta da ziyade örnek veriyorum rampa aşağı iniyorsun bir dağ yolundan. Bir şey oldu herhangi bir nedenden dolayı vites küçülttü. Debriyajı bıraktığında arka taraf kitler. Bu da tabii istenmeyen nedenler olabilir, sonuçlar doğurabilir. Kaydırmalı debriyajı aslında her yerde kullanıyorsun. Çok önemli evet. bir detay. O bakımdan hani bu motoru da böyle şey yapma bu adamlar yapmış. Bravo yani. Ha bu arada yine o da bir yani ilk kullanıcı için önemli bir özellik. Tabii bir anda acemi için çok önemli bir detay. Tabii işte ya aslında full paket olarak tam benimci için yani güzel. Güzel. Peki quick shifter var mı? Quick shifter yok abi. Neyse ona bir çare bulmuş. Yani sen onu arada atarsın gazla. Sürerken artık bakarız ona. Bu motorun şanzımanı yumuşaktır. Geçer yani. Devrelsiz de geçer. Hiç sıkıntısız bu kadar aşağı. Tavsiye niteliği taşımıyor diye de. Tavsiye niteliği demiyorum yani. Geçer. İsteyen yapabilir. Sıkıntı yok. Bu arada depo 13 litre. 100 kilometrede de. Kaç yani yakıyor? Yani 3.5-4.5 arası yakıyor aslında. Bayağıymış. Biraz... Ben Rolant'te 3.5-4 yapıyorum. Abi 1400 makine. O zaman bununla 3.5-4 diyorlarsa tapa gaz gitsen 5-6 litre maksimum yakar gibi bir şey var. Yani... O da böyle çok zorla zaman. Tabii canım. Yakıt çok iyi. Yani. Ya bir de tek silindir makine gazla motor artar o ya. Fotosentez yapıyor neredeyse. Bayağı başarılı. Ya düzgün kullanınca bayağı az yakıyor aslında. Bir üstüne otur bakayım. Üstüne nasıl duruyor? Oturalım. Sele rahat mı peki? Yani şu an şehir içinde
çok bir ekstra bir şey görmedim. Daha hani kendi sertliği falan var uzun ama. Uzun yola çıkınca bir uzun yola çıkıp görmek lazım. Yakıştı sana da. Vallahi. Tabii makine güzel. Bu arada vallahi oturuş pozisyonu da güzel. Öyle çok hani zorlamıyor. Uzun yolda da kullanılır böyle rahat rahat. Oturuş pozisyonu Ayt abiye göre güzel değil. Ayt abi arkasından Ayt böyle kovalayacağım ben. Niye kovalıyorsun? Havayı kovalayacağım. Ha, kovalarsın. Uzun yola çıkarsak bir gün. Kovalarsın. Yani başarılı. He Mert sen ne diyorsun? Allah abi hanemize hayırlı olsun. Yani Mert'i de gezdir arkanda. İki tekerden korkuyorum ben abi. Evet, yapabilir miyim bilmiyorum. İki tekerden korkan bir editörümüz lazım. Bunu da halk duymuş oldu. Yani bilebileceği en güvenli seviyeye getirdik gibi hissediyorum. Yani Ayt abi Yalın yani abi bayağı yardımcı olur konuda. Evet. Çünkü bilmediğimiz şeyler. Sen de yeni yeni alışıyorsun. Bayağı güvenlikli duruyor şu an gördüğüm kadarıyla. Çünkü evet. Gitmiyor. Yani o bir ayrıntı. Ama motosiklette ne olursa olsun kaç kilometre hızla gidersek gidelim hangi yol şartlarında olursa olsun ekipmansız kesinlikle olmaz. Kesinlikle. Tabii ki sana alınan ekipmanlar da gayet başarılı güzel ekipmanlar alındı. O konuda iyi yani. Motorla da uyumlu oldu böyle yeşil yeşil. Tabii biraz yani aslında ondan dolayı da motora çok fazla bakamadık şimdi. Ekipman da var işin içinde. Oraya evet da biraz bütçe ayırdık ki ayırmamız lazım yani ekipman. Ya Allah'ın emri gibi bir şey motor kullanırken aslında. Yani. Bir tek gördüğüm Dominar'da gelen lastikler cidden çok kötü. Hani harbiden 30'da 40'da giderken de düşmenin manası yok. Hani gitmiyor falan desek de düzgün bir lastik takılmalı. Tabii mesela yani ben de böyle Zafer Hoca'nın videolarını izlediğimde bu Dominarlardan, onlardan, bunlardan çok görüyorum. Orada da çok dikkatimi çekiyor. Lastik faktörü hiç konuşulmuyor. Aslında bazen de şöyle bir şey oluyor. Yani sürücü belki çok becerikli. Lakin ona cevap verecek lastik yok üzerinde. O da onun farkında değil. O yüzden düşüyorlar. Yani motordan düşmezsin diye bir şey yok tabii ki. Ama lastiğin buradaki önemi cidden çok çok üst seviye bir şey. Çok çok önemli. Ya, kesinlikle. O yüzden motoru ucuz alabilirsiniz. Motor yani ikinci el olmuş sıfır fark etmez ama ilk yapılması gereken şey kesinlikle iyi bir lastik takmak. Yani marka, model o kadar önemli değil ama sonuçta bütçeye göre iyi bir lastik aldığınızda daha emniyetli bir sürüş yaparsınız. Kesinlikle. Ben de şöyle söyleyeyim. Bana göre sıfır alınabilecek 400 cc civarında işte bu beygirlerde herhangi bir Çinli'ye göre 10 defa daha kaliteli, düzgün bir makine. Lastik de iyice ileri noktaya gelmiş. İnşallah bununla acemiliğini atlatır. Hatta yani bunu günlük kullanan bir sürü insan var da sen amacın tabii başka biliyorum. O yüzden başta takıldık Nijcem bu diye. İnşallah o seviyelere gelirsin. İnşallah valla. Teşekkür ederim. Bu arada sizin de katkılarınız çok oldu. Hani biz hep birlikte motorundan ekipmanına her şeyi birlikte yaptığımız için tecrübelerine sonsuz saygım var. Tecrübelerine kulak asmak lazım. Rica ederiz. Ben teşekkür ederim. Dominar'dan bu kadarlık olsun. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Yorumlarda belirtin. İsterseniz Ayt abiye Dominar'ı verelim. O gazlama videolarını bir çekelim. Yani yorumlarda belirtin. Şu anlık öyle bir videomuz yok ama yorumlara göre belki Ayt abi ikna edebilirim. Olabilir. Olabilir. Bu arada videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle lütfen. Rica ediyoruz artık. Böyle videoları çekmek için vakit, emek harcıyoruz hep birlikte. Sizlerin de desteğini görmekten çok memnun oluruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Bajaj'dan, Piston takımından. Herkese sevgi, saygı, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.